Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dördüncü misal. Nubuvvetin düsturu hakimanesinden ve min şeyin ile üsulü bi hamdi sırrıyla her şeyin, her zihayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise saniyene ait neticeleri fatrına bakan hikmetleri binlerdir. Her şeyin, her zihayatın neticesi ve hikmeti. Yani mesela şu bazen böyle Cenab-ı Hakk'ın haşa malına ortak imiş gibi sahiplenip öyle bakınca geniş dairadesiler veya insanın iradesinin dışında cereyan eden şahsi meseleleri dahi kaldıramıyor insan. Yuhi kelimesinde de söylüyor. Yani malikel mülk. Mülkün sahibi Allah'tır. Malikel mülk yetesarafe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sıkıntıların bir en büyük sebebi senin olmayan bir şeyin altına girmendir. Altına giriyorsun, taşıyamıyorsun tabii. Çünkü bu kainattaki hadiseleri taşımak için Allah olmak lazım haşa. O da mümkün değil. Bir mahluk ve mümkün olan insan hadiselerin altına giriyor, taşıyamıyor. Diyor ki, وَاِمِنْ شَيْنْ اِلَّا يَسُوْبِ بِهَمْدِ Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmemiş olsun, yani Allah ile irtibatlı. Her şeyin, her zihayat, neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise, saniyine ait neticeleri, fatırına bakan hikmetleri binlerdir. Saniyine netice, fatırına bakan hikmet. Fatır demek, zamansız, zeminsiz, taklitsiz, nümunesiz, misalsiz, modelsiz, muacelesiz, ilk ve son yapan demek. Yani sonra değiştirmiyor. Peygamber de öyle. Allah desteklediği için 23 sene önce söylediği bir sözü 23 sene sonra değiştirmiyor. Niçin? Çünkü ihtiyaç yok. Peki 23 sene sonra söyleyeceğiniz bir sözü şimdi söyleyebilir misiniz? 23 sene sonra kazanacağınız bir kemalat şu anda kazanabilir misiniz? Bir sanatkar, marangoz 23 sene sonra yapacağı bir sanatı şimdi yapabilir mi? Çünkü kainatta bir tekamül kanunu vardır. Ona tabi oluyor insan. İşte saniyine bakan neticeleri ve fatırına bakan hikmetleri binlerdir. Yani senin yaratılmandaki gaye sana ait birdir. Ama senin yaratılmanda hikmeti ve gayesi Allah'a ait ise binlerdir. Ya. Bugün bir yere derse çalışıyordum da Mehmet abi. Bir parçasını nakledeyim. Cismaniyete çalışıyorum böyle. Çok etkileniyor, etkiliyor beni. Sen de gördün parçasını. Çıkamıyorum böyle. Çok tuhaf ama. Söyleyeceğim 3 tane örnekten sonra 4.'yü düşünün. Bu su. Hayal edin ne olur. Odun nur, odun içindeki nur, odun. Ondan sonra kelam mana, hayal ettiniz mi? Dört bir tane de biri. Kokmuş et ve kurt. Bir daha söyleyeyim çünkü çok önemli. Buz su. Buz su. Su ilişkisini düşün. Buz, bir bardak buz ve su. Yani su, suyu düşün orada. Yani buz elinde suyu düşün.
Tamam. Odun elinde içindeki nuru düşün. Ne alakası ama böyle gözüküyor. Nur. Biliyoruz dumandır, nurdur içi ama her şeyi. Her şey nur, nurdur, dumandır ama bu böyle gözüküyor. Tamam. Lafız manayı düşünün. Tamam. Lafızı kimse görmez, mana aktarılır. Tamam. Dört. Kokmuş hadis-i şerifte zaten dünyaya leş diyor. Laş ediyor. Değil mi? Dünyaya ne diyor Cemil? Hadiste? Laşe. Kokmuş et parçası. Ne olur bir et parçası elinize alın, alın böyle. Böyle kokuşmuş hal. Kurtlar kaynadı. Tamam. Bu dört tane örneği anladınız mı? Hı. Şimdi neticeyi söylüyorum. Buz suya nasılsa, odun nura nasılsa, veya tersini söyleyeyim, su buz olarak gözüktüğü gibi, nur odun gibi gözüktüğü gibi, mana lafız gibi gözüktüğü gibi, kokmuş et gözüktüğü gibi, ahiret de dünya olarak gözüküyor. Ahiret de aynı böyle. Enteresan. Enteresan enteresan. İçinde aslında. Evet. Harici yok. Dünya ahiretin sıfatıdır. Mustakil bir zatı yoktur dünyanın. Buzun sudan kopuk bir sıfat vücudunu düşünemezsiniz. Suyu alsana biter. Suyu aldığınız zaman buz yoktur. Odundan nuru alırsanız odun yoktur. Lafızda manayı alırsınız, lafız yoktur, çökmüştür. Kokuşmuş diyebilmen için kurtu alman lazım. Kurt alınca kokuşma yoktur. İşte söylüyorum size. Kurt buza, kurt ete ne kadar yakınsa, mana lafıza ne kadar yakınsa, nur oduna ne kadar yakınsa, su buza ne kadar yakınsa, ahiret dünyaya o kadar yakındır. Ne istiyorum? Başka bir şey yapamadım. İşte bu dünya diyoruz da ahiret üzerine tenteneli bir perdedir. Cismaniyet okuyorum. Hepten ahireti bitirmiş ya. Bak bir parçayı naklettim. Her gün leylim leylim dolaşıyorum yani. Bak sarhoş etmiş. Anladık mı burayı? Ahireti tamamen bitiriyor gibi. Değil mi? Sen abi Hazreti Ali yani imanım değişmez dediği şeyi anlamış mı? Yani bu burayı yırtmış işte bunu. Biz ilmen şu anda perdeyi gördük. Şimdi Hazreti Ali'nin imanı fikir seviyesine, his seviyesine geçmiş. Hadi bakalım tefekkür edilince bu iş, tefekkür yapa yapa su kayayı oyduğu gibi inanın ahiret dünya kadar hatta dünyadan daha kesin ve gerçek olarak göreceksin. Dünyanın müstakil, yani buzun müstakil bir vücudu yoktur. Buz suyun sıfatıdır. Dışa görünüşüdür. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perde sıfatıdır. Zatı bir özelliği yoktur. Ahireti alın dünyadan, dünya yoktur. Ahiretsiz dünya diyor, manası yoktur diyoruz. O kadar bir şey. Her neyse. Her bir şeyin hatta bir meyvenin bak her bir şeyin hatta bir meyvenin okununca kitap hemen hayal edin denilen şeyi. Bak her bir şeyin hatta bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu her şeyin, hatta bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu. Çok tuhaftır. Buz yapılırken suyu devre dışı bırakarak yapamazsınız. Dünya yapılırken
İnsan yapılırken ahireti devre dışı bırakarak insanı yapamazsınız. Birçok istiyadını koymaman lazım. Tabii bekayı nereden taşıyacaksın? Ebed arzusunu nereden bulup getireceksin? İçinden getiremezsin. Yani akıl yapılırken bu akıl olmadığı gibi bu dünya yapılırken bu dünya yoktu. Bu dünya yapılırken bu dünya kullanılmadı. Burası yapılırken burası kullanılmadı. Gözüm yapılırken gözüm kullanılmadı. Ama ya. Bu tefekkürler hep 556'dan çıkan şeylerdir. Bir parçasıdır o da. Seçiyorum çünkü itikada dokunacak bazı şeyler var. Mesela insan kaldıramaz. Hepten hissiyat noktasında düze çıkıyor da başka bir ikinci manası bu. İlim seviyesinde örnek verdim size. Diyor ki her şeyin hatta bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri ve neticeleri bulundu. Mahz-ı hakikat olan dustur hikmet nerede? Felsefenin her bir zayiatın neticesi kendine bakar veyahut insanın menafiine aittir diye koca bir dağ gibi ağaca hardal gibi bir meyve bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmeti musahrefe dusturu nerede? Hikmet dediği Allah'tan kopuk insan düşünüşü. Çünkü insanın aklı burada yapıldığı için ve burada kullanıldığından dolayı buranın malzemesini kullanıyor düşünürken. Buranın malzemesini kullanıyor. Bir usta bir yere gitti Sibirya'ya ev yapacak, oranın malzemesini kullanıyor. Evet usta buradan ama oranın malzemesini kullanıyor çünkü evi orada yapıyor. İnsan da aklı sebep-sonuç ilişkisine bağımlı olduğu için düşüncelerini bunun üzerine kurmuş. Ondan sebepsiz yaratılmayı ve sebepsiz olan ahireti anlamakta zorluk çekiyor. İlle böyle verdiğimiz misallerle ancak intikal ediyor. Yani şöyle düşünelim. Gözle işitme yapamadığın gibi neredeyse akıl da sebepsiz düşünemiyor. O zaman akıl alettir diyor. Aklı sen kullanacaksın. Akla 27. sayfa sözlerde akıl bir alettir diyor. Felsefe diyor ki akla us diyor. Akıl sensin diyor. Öz cevherin budur diyor. Farkı görüyor musunuz? Ahmet. Bak şuraya bak. Bu benim gözlüğümdür. Alet değil mi? Ben bununla bakarım. Ben bu muyum? Yok. Şimdi bu benim aletimdir. Nerede? Felsefe diyor ki bu benim. Aleti benim diyor. Dinle felsefe arasındaki fark böyle bir şey. Yani bütün düşünüşü sıfırlanıyor. Sebebi ahiretsiz dünyayı ne çözümlerseniz çözümleyin. Dünyanın sonunda ahiret yoksa dünyanın yap bütün sayı çarpı sıfır. Yani büyük bir sayı, nihayetsiz sayı var. Çarpı sıfır olunca ne olur? Sıfır olur. Yani ahireti dünya sıfırdır. Çünkü niye? Sonunda ahiret yoksa buranın bir manası yoktur. Sonu diyoruz. Oysa içinden çıkıyor. Yani odunun nuru oduna bitişik değildir. Buzun suyu buza bitişik değildir. Ahiret de dünyaya böyle bitişik değil. Su buza nasılsa, nur oduna nasılsa, kurt kokmuş ete nasılsa, lafız mana nasılsa, ahiret de dünyaya böyledir. Aynı böyledir. Dünya ahiretin sıfatıdır. Tarlasıdır deniliyor. Yani dişe vuruşudur. Ahireti çekip alırsan buzun içerisindeki suyu almış gibi olursun.
hiçbir şey, işte mantığı da kuramazsınız. Çünkü sonu sıfır olur. Çok garip kitap. 556 sözlerden çıkartabildiğim manaların 9 tanenden bir tanesi bu. Onunla çalışıyorum. 9 tane. En taaffun etmiş maddelerden biri diyor. Nuru hayatı serpiyor, cilalandırıyor. Nuru hayat serpiyor, cilalandırıyor. Ama ya Rabbi, baş döndürüyor. Baş döndürüyor. Yani hastayım ya ben buna. Baş döndürüyor. Bir tanesi, 9 tane bir şey yapabildim, çıkartabildim. Daha uğraşıyorum. İlle böyle 20-30 tane bir şey çıkartayım. Aynı bu cümleler, böyle bir cümle. Uğraşıyorum. Cilalandırıyor, nurlandırıyor. Başka bir aleme safına işlettiriyor. Zaman dünyanın içine girdi mi diyor. Ya acayip bir şey. Vallahi Risale'nin garip ya. Size eğer keyif bağışlıyorsam, Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Allah beni kahretsin, keyif bağışlamıyor. Beni deli ediyor yani. Her okuyuşta yeni okumuş gibi oluyorum. Allah'a yemin ederim. O kadar keyif ediyor. Çok lezzetli oluyor. Bak düşünebiliyor musun? Su bozuyor. Felsefeye bak şimdi. Ağaca diyor ki sen doldurursun, hücresini alırsın. Tamam, ondan sonra kışır olur, fuzul. Oysa Allah izah ediliyor. Onun için bir cümle söylemiştim. Allah bana çok lazım. Bilmiyorum bazılarına lazım değil mi? Allah bana çok lazım. Allah ile aramızı düzeltmek lazım. Allah ile aramızı ünsiyet etmek lazım. Allah'tan zevk almak lazım. Allah'ımız olduğundan gurur duymamız lazım. Hakikaten böyle bir dostun olması, Allah gibi bir dostun olması insana ne şeref veriyor. Ne kadar hoş bir şey. Hoş ya. O zaman diyebilmeliyiz her nur talebesi. Allah ile gurur duyuyor. Ama sizi sokakta bunu demeyin. Deli derler ya. Şu hakikat, 10. sözün 10. hakikatına bir derece gösterildiğinden kısa kestik. Bu mantık kuruluşunu ilkokul okumamış adam. Ustad. Gittim köyüne. Affedersin. Çeketi ilik demekten aciz. Böyle ben çeketi gördüm. Yavuk. O köyden Bediüzzaman çıkacak. Yani çeketi ilik demekten aciz insan. Orada niye farklı adam çıksın? Fabriko. Fabrikadan, kumaş fabrikasından niye gözlük çıksın? Çıktığı yere bak ya. Allah yapıyor Hüseyin. Allah Allah. İlkokul okumamış, profesörler kitabını okuyor. Sen de bir kitap yaz da biz de okuyalım. Öyle bir kitap yaz ki ben de hayatımı vereyim. Halbuki abi aynı yeri belki yüzlerce okuyor. Şimdi başka anlıyorsun, daha sonra başka anlayacaksın. O söylediğine Kur'an'ı şahit yaparak yemin ederim. Her bakışta farklanmıyor. Hala paragraftayım, o haşiyedeyim. Ki buradan çıktım, dershaneye gittim, yine o bakacağım. Bugün Cuma'ya gidiyorum, yaya gidiyorum. Nereleri geçtim ya? Ondan sonra, hala oradayım. Not alıyorum yolda. Acayip bir şey ya. Bir şey adına burada bir muamele ediliyor. Niye dönüyor? İzah et bana. Bu kainat niye tebdil ediliyor? İzah et bana. Neyin hesabına bu tebeddülat var? Tebdil var. Tagayyurat var. Ne adına bunlar hareket ediyor? Niye diyor canım? Evet. İşte felsefenin şu esas fasidesinden ve netayici vehimesindendir ki İslam hükemasından İbn Sina ve Farabi gibi dahiler Şaşai surisine meftun olup o mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler. Hatta
İmam-ı Gazali gibi bir Hüccetül İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Yani felsefe böyle okullarda duyarsınız veya başka yerde. Yani böyle kavram karmaşasının dışında cazip böyle aklınız daha önce meşgul olmadığı böyle parlak cümleler söyler. Vay be sen de zannedersin ulan ne söyledi ya. Ne söyledi hiç. Neticesine peki. Onu soracaksın. Felsefede okumadığım teori, öğreti az vardır. Barhaman'dan, Budistlerden, Tao'dan, Mao'dan, Karl Marx, Hegel. Bunun felsefesini okuyan bir kardeşinizim yani. Parlak böyle cümleler. Şu soruyu soruyorsun koca kitaba. Tam da neticesi ne bu? Hiç. Ahiretsiz felsi, yorum. Hiçbir manası yok. Aç çöpe. Hiçbir değeri yok. Tam da neticesi ne? Hiç. Neticesi yok ya. Yani dünyada rahat edeceğiz, doğru düşüneceğiz diye aklını tamamen böyle patanaj ettirmiş, hayatlarını bitirmiş. Mesela bir tanesini söyleyeyim çok garibinize geçecek. Daha şey, 6 ay veya 8 ay olmuştur. Bir sene yoktur. Meşhur, dünyaca meşhur. Ailede huzur nasıl olur? İnsan mutlu nasıl olur? 3 tane temel böyle cilt kitap yazmış. Rus. İnsan nasıl mutlu olur? Yazarı 6 veya 8 ay önce intihar etmiş. Dolur tabii bu sefer. Enteresan. İntihar. Mesela Hyundai değil. Honda, Japon. Hyundai, Kore'dir. Hyundai. Hyundai. Hyundai değil bu. Honda. Honda, Japon'da mı? Honda. Honda fabrikasının sahibi fabrikayla mutlu olamadı ve intihar etti. 1,5 sene, 2 sene oluyor. Sen Honda Jeep'i ile Jeep'in içinde mutlu olamazsın. Çünkü adam fabrikanın içinde mutlu olamadı. Allahsız mümkün değil. Niçin bu misalleri veriyorum? Tamam dedin de felsefeci Karl Marx, Hegel, Tao, Mao, Isuzu. Isuzu bir öğretidir, dindir. Nissan bir öğretidir. Bir Japon menşelidir, Amerika'da yapılıyor. Araba ismi verilmiş ama dinin ismidir. Peki neticesi nedir felsefenizin? Hiç. Ahiret yok. O zaman son hiç olanın baş tarafının doğruları olsa ne olur? Hemen Hüseyin'in sonu sıfır. Madem çarpı sıfır koyacaksan Allah aşkına onun sol tarafındaki sayının küçük ve büyük olması ne olur? Sen öğretmensin. Tarihçiydin de. Bak şimdi. Sol tarafta sayı. Yaz. Çarpı sıfır. Yani çarpı sıfır olduğuna göre sol taraftaki sayının büyüklüğü, küçüklüğü, önemliliği fark eder mi? Çünkü sonu sıfır. Ahiretsiz dünyanın yorumu böyledir. Hiçbir mantığı yoktur. Hatta ustad diyor ki ahiretsiz, imansız nasıl yaşıyorlar? Hayret ediyorlar. Sonra diyor, 632 sözlerde diyor burada, iptal hislerinden kendilerini uyutuyorlar. Ya. Çünkü böyle bir dersimiz var, 2 tane, 3 tane. Bir tanesini yayınlamayın dedim ama bilmiyorum yayınladılar mı. Din ihtiyaçtır. Din fıtri ihtiyaçtır. Mesela bizim bunları bilmeyen, kendi öz değerlerini bilmeyen, İslami şeylerini, kaynaklarını bilmeyen insanlar da böyle gidiyor, onlara aldanıyor. Yani parlak cümleleri var. Bunlardan bir tanesi de İbn Sina ve Farabi gibi dahi. Gazali onlara şey bile vermemiş. Adi bir Müslüman bile makamını vermemiş. Hem mütekelliminin mütebahi ulemasından olan mutezile imamları, mütekellimin, kelam alimlerinin büyüklerinden olan mutezile imamları Zinnet-i Sürisi'ne meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim ittiaz ettiklerinde mutezile ehl-i sünnetten çıkmasına sebep aklı hakim kılmış dine. Oysa İmam-ı Gazali 10 sene mağarada kalmış, 10 sene kalacağım diye gitmemiş, kalmış daha çıkmayacak diye. Fakat dayanamamış. İslam cemiyetinde terakki edeyim diye
mağaraya gitmiş. Mağarada 10 sene kalmış Hakan'ı. 10 sene Gazali gibi bir zat kaldıktan sonra basın toplantısı yapıyor şimdiki tabirle yani. Diyor ki 10 senenin iki cümleyle hulasalandırıyor mağara hayatını. Çok çok antika değil mi? 10 sene Gazali. Yani hayvan değil yani. Gazali bu. 40 yıl yaşamış zaten değil mi? Evet 40. 40 küsür. 41, 42. Ömrü bu kadar. Hüccet böyle dev adam. Diyor ki her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Birincisi bu. Her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. İki, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim mağaradan hiç çıkmazdım. Yalnızlık demek ki. Bir daha abi. Yalnız yalnız kalıp yalnız kalmaktan vesveseye düçar olmayacağımı bilsem mağaradan hiç çıkmazdım. Yani yalnız kalan eninde sonunda vesveseye düçar olur. Vesvese hastalığı olur. Onun için ancak ferdiyet yani müstakiliyet ancak Allah'a mahsus. Yapamazsınız. Onlar mesela Mutezile Ehl-i Sünnet'te niye düşmüş? Aklı hakim yapmış. Akıl her şeyi anlar zannetmiş. Oysa bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı nasıl idare edeceksin bu akılla? Katoluğu başka yerde. O zaman Mutezile aklı hakim yapınca merkezi o akla koymuş, izahları o merkezde yapmış. Kalbi kale almamış. Mesela bak mesela Mutezile Allah insan gibi düşünmüş. Vehhabiler var ya şu anda Suudi Arabistan'daki. Ehl-i Sünnet Müslüman zannediyorlar. Bizim açtan gelenler de teyit yapıyor. Mesela Mutezile, Vehhabiler Allah'ı insan gibi düşünürler. Er-Rahman alel arşisteva. Allah arşta oturdu. Neyse kimisi düşünür. Oysa Allah hiçbir şeye benzemezdi. Bak gördün mü? Akıl bunu şey yapmış. Ehl-i Sünnet'ten düştü. Bir daha başka bir tane kabul var. Kişi fiilini halikidir dedi. Kişi fiilini halikidir dedi. Ehl-i Sünnet'e muhalefet etti. Üç, kaderi inkar etti. Yani öyle gidiyor. Yani üç tane etmesi şart değil. Bir tane Ehl-i Sünnet'e muhalefet edince ehli bida olur. Var ya günde bir tane gündelik hayatında Türkiye'yi meşgul eden adam diyor ki La ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah demese de kurtulur. Demekle Ehl-i Sünnet'e muhalefet etti. Pat Ehl-i Sünnet'e düşüyor. Bu Ahmed-i Mehmed'in alimlerin özel şey değil bu. Kanalı. Bu mecellede Kavaid-i Külliye'dendir. Kavaid-i Külliye'dendir. Bediüzzaman'ın değil yani. Yani Ehl-i Sünnet'in anayasası. Bir tanesine muhalefet ettiğini tak düşüyorsun. Mesela Allah diyor ki Kur'an'ında ve hadislerinde Allah ayetinde benim düşmanlarımı dost edinmeyin. Değil mi? En avam da bilir. Ama adam diyor ki onlarla dost olacaksın diyor. Dost edinmeyin diyor. Allah. Oysa ne ayetler var? Vela terkenu ilerlezele zelam vesaire ila ahiril ayet vesaire. Bak Mutezile de aklı hakim yapmış. Yani bu aklı hakim yapınca Ehl-i Sünnet'ten düştü. Bazıları da dünyayı esas alıyor. Ehl-i Sünnet'ten çıkıyor. Dünya hakimiyetini kazanmak, dünya menfaatini kazanmak adına Ehl-i Sünnet'e muhalefet ediyor. Bak niçin bunları söylemek ihtiyacını duydum. Yani Mutezile'yi has bırakırsanız bu manayı anlamazsın. Bugün gündelik hayatta Mutezile yok. Yani o tarihe mi şey yapacağız? Abdullah İbni Vehhab'a mı vereceksin bu işi? O kadar Mutezile var ki şimdi. Adam mesela başka bir tanesi mi? Komşunuz. Ayeti söylüyorsun, İslam hukukundaki kaydı söylüyorsun. Sanki Mehmet Ağa söylemiş gibi hiçbir onun için değil yok ayeti kerime. Allah böyle diyor, Allah'ın dininde böyle. Gülüyor. Benim hocam diyor, hikmeti vardır. Allah'ın demesinde hikmet yok, hocanın demesinde hikmet var. Allah diyor, yani onu diyor, o hikmeti vardır. Yani peki ne olmuş? Mutezile imamları gibi
zahiri zinet-i süresi meftun olup, dünya saltanatı noktasında o muvaffakiyetler gibi gözüküyor, zahiri zinet-i süresine meftun olanlar tak kapılıyorlar. Niye kapılıyor biliyor musunuz? Kimse aldanmıyor kardeşim. Niçin biliyor musun? Şurada bir cümle var. Çok ilginizi çekeceği zannediyorum. Mutezile de böyle. Niçin bazıları Vehhabi oluyor? Niçin bazıları böyle uyduruk uyduruk şeylerde oluyor? El cevap, hepsinin cevabı şudur. Mutenasık olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yek diğerini celbederler. Aralarında ittihat olur. Fakat birbirine zıt olan eşya arasında nefret vardır, çekememezlik var. Birbirine yakın olanlar birbirini çeker de ondan. Fıtrat ona yakın. Dünya perest, dünya perestleri bulur. Nefis perest, nefis perest. Gidin kahveye, kumarcılar oradadır. Gidin sporun orada. Tek başına kumar oynanmaz. Öğrenemezsiniz zaten, keyif de vermez. Top da oynayamazsın. Merak etmeyin, ne meslek atarsanız atın bu toplumda yer bulur. Mutlaka o alakalı kişiler bulursun. Peki kimler celp olur? O tipten olanlar. Kul küllü ya'melu ala şakile. Kul dönüp dolaşır, aslı fıtratıyla hareket eder. Bu tezili bakın, akla hakim etmiş. Olayları sırf akıl çerçevesinde yorumlamış. Oysa dimağda akıl üçüncü mertebede. Tahayyür, tasavvur, tahakkul. Tasdik, izan, iltizam, itikad, dima, sonra vicdan, kalbi. Ya bunları kale almamış hükmünü biliyor musun? Yani bu kadar uzatmamın sebebi, arkadaşlar pergelinizin ucu neredeyse o merkezde daire olur. Hem demir ucu oynak hem kalem daire çizemezsiniz. Bir yere kendinizi koyamazsınız. Aldatırsınız kendinizi. İkide bir elinde pergel dolaşıp durursun daire yaptım diye. Mutezili imamları zinet-i sürüsüne meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim ittiyaz ettiklerinden. Aklı hakim ittiyaz ediyor. Adam dünya menfaatını nazara alıyor. Dünya menfaatı. Okul diyor. Ne var olmuş okula? Sanki ulema yetişiyor. Oysa okul Deccal'ın cenneti. Hadis-i şerifte Deccal'ın cennetidir diyor. Huri ve Gırman'ın çirkin bir taklididir diyor. Beşinci şurada diyor mu demiyor? Diyor. Beşinci şurada diyor ki lise mektebi hadis-i şerif var. Allah'ın Deccal'ın cennetine giren Allah'ın cehennemine girecek diyor. Deccal'ın cennetine giren Allah'ın cehennemine, Deccal'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girecek. Ustad beşinci şurada izah ediyor. Lise mektebi diyor Deccal'ın mektep bir şey cennetidir diyor. Huri ve Gılman'ın çirkin bir taklidi. Adam din diyor mesela, hizmet diyor. Hizmet diyor ya beşinci şuraya, hizmet diyor. Lan Allah affetsin, kenarında köşesinden zararı az görerek çıkmayı bırakıyor. Ta kebailerin içerisine din diyor. Ben mi uyduruyorum? Var mı yok mu beşinci şurada? Ben uyduruyorsam kitabı gözümün içine sokarım. Deccal mektebi cennetidir diyor. Sen de hizmet diyorsun. Yani Mutezile de hakim. Mutezile hakim şeyi bırakmayın bu meseleyi. Onun zinneti sürüsünü meftun olup bazen bazı dünyevi şeylerde şahşasına meftun olursan o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim ihtiyaz ettiklerinden. Aklı hakim ihtiyaz ettiklerinden ancak fasık muktedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Fasık, mübtedi yani. Basit bir, işte mütezili imamlar böyle olur. Dev adamlar, adi, normal sokakta bir Müslüman kadar da olamamış. Unutmayın, ilmin kıblesi sadakattır. Kıblesiz namaz olmayacağı gibi sadakatsız ilim yoktur. Sadakat şu, dedeni bildiğim için anlatıyoruz hepimiz. Yani dağdaki ninelerimiz, dedelerimizin ilmi yoktu ama sadakatı vardı. Bir hakikata teslimiyet noktasında batıla, dalalete giden yoktur. Ama sadakatsız ilimle dalalete giden tarih boyu İslam doludur. Ölçüsüz. Kendin pişiriye, kendin ye. Ben kurdum kuralını, oyunu ben kuruyorum, ben yapıyorum. Arkadaşlar, Allah kimseye maşine vermesin.
sakın aldandığı, şey yapıldı zannetmeyin. Herkes kendi yerindedir. Çok ağır cümle ama. Çok ağır. Kızlara şarkı söyletiliyor hocam bu sana. Dindir, hizmettir. Yani sanki 1400 sene demeyin ilk defa din geldi. Harama hizmettir diyor. Bu ne acayip bir ya. Harama helal diyen, helala da haram diyen kafir olur diyor. Bu mecelli de eğer ben öldürüyorsam Allah beni kahretsin. Ne diyor biliyor musun? İkinci emirde 203'te diyor ki günah-ı kebair işleyip istiğfar etmemek ondan imandan hissesi olmadığına delildir. Mecelleden söylüyorum İslam anayasasında. Bir günah-ı kebairi istihlal ve istifaf etmek alameti küfürdür. Cümleyi ezberlemişim. Yani günah-ı kebairi istihlal, helal demek ve istifaf. O hangi zamandaysa hizmet anlamıdır. Hafife almak, istifaf, hafife almak. Hangi zamandayız kardeş? Allah zaman üstü sahibidir her şeyin. Şeriat da ondan geldi. Hizmet anlamamış. Nasipsiz. Ne aleyhinde mi bulunuyor? Hain. Bak, günah-ı kebairi istifaf ve istihlal etmek alameti küfürdür. Galiba mecellenin 24. maddesidir. Ya 23. Ya. Arkadaşlar ne imanlar bitiyor. Bir güneş uğruna yarab, bir şey uğruna, bir hilal uğruna yarab, ne güneşte batıyor var ya, bir dünya uğruna yarab, ne imanlar batıyor. Dünya ya. Evet, devam edeyim. Ben şey seviyorum yani, herhangi bir alt niyetim yok da. Uygulanması lazım ki dersten bir ders alınsın. Mutezile imamına bırakırsan, mutezile imamı yok. Aklı hakim kılarsan, o zaman suridir, cazip kelimeler olur, parlak parlak. Tamam, neticesi ne bu kardeşim bu cümlenin? Bu öğretinin sonu var mı? Cenneti var mı? Cehennemi var mı? Yok, dünya hayatını yorumluyor. O kalsın sana. Bedevilerde yaşıyor ama öyle ama böyle. Bana fıtratıma cevap ver. Fasık, ancak onlar fasık, mübtedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Hem Udeba-i İslamiye'nin meşhurlarından bedbinlik ve maruf, Ebul Alâ-i Mahari ve yetimhane alayışlarıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin, aynı bu tipten bu da, o mesleğin nefsi emmari okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, Ömer Hayyam, edepsiz adam, yani güya edebiyat yapacağım diye ahlaksızlığın her şeyini uygulamış. Gördün mü kitabı? Bilir, zaten burada söylüyor. Ahlak, biliyorsunuz onu. Sen şeysin, tarihçisin, bilirsin. Ömer Hayyam gibilerin o mesleğin nefs-i emmari okşayan, acayip bir şey. Küfür sözleri var. Küfür sözleri var. Rubailerde falan çok böyle. Ha, sen edebiyatçısın sen. Ha sen daha iyi biliyorsun. Evet. O da bilir de. Edebiyat mıydı senin Hüseyin? Tarih. Ha tarihte de var o. Tarihte de var. Var değil mi o? Ha tamam. Hasan Sabbah. Güzel sözleri de var. Şirk sözleri de var. Acayip bir adam. Evet. Acayip zaten burada gibi herifler diyor. Şarap içer. Şarap ne yaparlar? Arkadaşlar ya. Eğer rehberiniz çakal olursa burnunuz diyor şadişine boktan kurtulmaz. Özür dilerim affınıza sığınırım. Ama bunu da ifade edeyim hakkı katın hatırı için. Yani rehberiniz kimse bu, o burun oraya götürür. Rehberiniz de ne olacak? Nedir o? Ben söyledim diye kabul etmeyin diyoruz da. Mihenge vurmadan almayınız. Altın çıkarsa febiya. Değilse, bakır demir çıkarsa gıybeti ve iftihar arkasına koyup bana gönderiniz. Böyle bir ustadın talebesiyiz. Mihenge vurmadan almayınız diyor. Şeriata vurunuz. Ne acayip ya. O kadar kafama yatıyor ki bu risalenin, ya bu söz fıtratıma acayip. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Allah Allah. Hadi onu geçelim. Ben dedim diye kabul etmeyiniz diyor. Hasan Hoca dedi ya. Abi dedi, hoca dedi ya. E neyse kim onu? Şeriatla naklediyor mu etmiyor mu? Bitti. Hiçbir değeri yok. Kaynağı var mı yok? Kaynağı ben. Hiç bu sırada. Allah Resulü bile kaynağı ben demedi ya. Soru sordular, vahiy gelmedi dedi. Bu ruh hakkında.
kardeşim, hiç kimse ayranım ekşidir demiyor. Ne olur? Mutezile imamı gibi, bunlar gibi, mesela İbn Sina gibi, Farabi gibi, felsefeciler, böyle aldatıcı zinnet-i surilerine, yani zahiri görünüşlerine aldanmayın. Ömer Hayyam gibilerin o mesleğin nefse mariye okşayan zevkiyle zevk etmesi sebebiyle ehli hakikat ve kemalden bir sile-i takir ve tekfir yiyip edessizlik ediyorsunuz. Bak, ehli hakikat ve kemal ne demiş biliyor musunuz? Edepsizlik ediyorsunuz. Zındıkaya giriyorsunuz. Yetmiyor. Zındıkları yetiştiriyorsunuz diye zecirkârane tedip tokatlarını almışlar. Zecir ne demek biliyor musun? Zecir, teedip, edepsiz, din dişi gösteriliyor. Zaten şey, ehl-i sünnetin dışında, mutezile dedi zaten. Adi bir mümin derecesine inmişler. Bak ne yapıyor? Edepsizlik ediyorsunuz. Zındıkaya giriyorsunuz. Yetmiyor zındıkaya giriyor. Zındıkları yetiştiriyorsunuz. Adam dine muhalif. Din ama söylerken. Ne acayip bir zamandayız. Bu ahir zaman çok şey doğurdu, çok şey daha doğuracak diyor. Bana. Dinde gözükür, dine muhalif. Dine muarız. Çok garibinize gidecek, haramı yapıyor dine hizmettir diye. Ne garip zamandayız ya Rabbi ya. Ayağıma şimdi ateş bastı ya, samimi söylüyorum ya. Burası konuşacak değil ya. Bakın, haram işliyor, bunun adı da dine hizmettir diyor, hizmettir diyor. Peygamberimiz de geliyor. O yani acayip bir şey ya. Hem mesleki felsefenin esası fasidesindendir ki. Yani felsefe ne olur? Felsefe okul kitaplarına gitmeyin. Dini dinsiz yorumlamak. Yani dine din ölçü alarak yorumlamak değil. Kendisine göre yorumlamak. Bu felsefedir. Mesela felsefenin felsefesini okumamış mahallede. Halamız, teyzemiz, babaannemiz, abimiz, kardeşimiz felsefecidir. Nasıl felsefecidir? Yani dini mevzuları bana göre böyledir diyor. Felsefecidir bu ya. Felsefeci derken okulu aramayın. İptisine okul okumamış böyle bir şey. Felsefe demek, dini ölçü yapmadan aklı kaynak gösterip onunla pergeli oraya koyup o merkezde izah etmek. Aklı hakim kılmak dine. Dini aklı hakim kılmak değil. Aklı dine hakim kılmak felsefedir. Mesela bak şimdi. Bana göre böyledir diyor. Diyelim ki fıkıh bir meselesinde. İtikat zaten demiyorum. Fıkıh bir meselesinde diyor ki bana göre böyledir diyor. İsabet etse bile haramdır biliyor musun? Ya mesela bu nasıldır? Fıkıh olur mu namaz olmaz mı? Oldu mu olmadı mı? Bana göre böyledir. Herkese göre olur mu diyor. İsabet etse bile haramdır. Haram haram. Dini bozuyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ben mülbisine mülevisine rezil kepaz her türlü günah yapanlara şefaat yapacağım. Ama ehli bidaya asla. Zira ehli bida cehennemin köpekleridir diyor. Hadis bu biliyorsun. Ehli bida dinde var olanı çıkartmak olmayanı da içeriye sokmak. Bu dini bozuyor. Mülevisine mülbisine yani rezil ve kepaze olanlar ise kendine zarar veriyor. Günah kendisinedir. Mesela şöyle bir misal vereyim. Hüseyin hocam sen bir ata yapsan günah yapsan haşa. Ne derler Hüseyin değil mi? Peki ben yapsam ayrı olur değil mi? Ya ben dinde olmayanı dinde göstersem nurculukta olmayanı nurculukta sizin yaptığınız gibi olmaz ki. Sizin günahınız sizi bağlayacak. Ama ben bana itimat edenlerin dinini bozuyorum. Onun için cehennemin köpekleridir. Bunlara şefaatim yok diyor. Köpek köpek. Cehennemin kıtmirleridirler diyor. Kıtmir. Bidaları yedi büyük kebair için almışız arasında. Ustad evet Barla'da dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Yedi büyük kebairden bir tanesidir. Dine zarar verecek. Kalk. Zina, içki, Allah ile alakayı kesmek manasında olan silah-ı rahim. Silah-ı rahim, dosta, akraba falan değil.
Sıla bağ demektir. Rahime bağ. Namaz, oruç yani. Millet bunu şeyine bağ anlıyor. Sıla-i rahim, anne baba bağ, akraba bağ diyor. O dördüncü sırada. Sıla-i rahim hukuku birincisi. Hukukullah, hukuku Resulullah, hukuk asriye, hukuku mütedeyyin validi. Dindar anne baba. Birincisi Allah'ın hukuku. İkinci peygamber hukuku. Üçüncüsü asıl imamı. Sıla bağ demektir, bağ. Sıla-i rahman değil, sıla-i rahim. Yani ruhunu Allah'a bağlamak. Sıla etmek, bağlamak. Sıla-i rahim bu. Ona ait üç tane dersimiz var. Külliyattan bir şey yapmış. Onun için ne var? Namaz da var orada. Oruç da var. Demek ki kat, zina, içki, kumar, kat-i sıla-i rahim, dine zarar verecek bir dalara taraftar olmak. Değil mi? Bir de iftira mı var orada? Yok. Yalancı şahitlik. Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak günah değil. Günahın günahıdır. Ekberül kebair, kebair değil. Kebairin kebairidir. Dini bozuyor. Mesela bir misal vereyim daha yanlış. Bir meyhaneci var ama Allah kahretsin. Buradan bir kurtulamadım. Namaz kılacağım, şu içkiyi de kapatacağım. Meyhaneyi kapatacağım didiniyor. Veya ya işte inşallah kurtuluruz diyor. Bunu günah kim edir? Kendisine. Ama televizyonlara veya cemaatin başına geçmiş, dinde olmayanı dinde gösteren adam bundan daha şeydir. O dini bozuyor, bu kendisini bozuyor. Hem mesleki felsefenin esası fasidesindendir ki, ene kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde, felsefenin meşhum nazarı ile mana ismi cihetiyle baktığı için güya buhar misal o öyle temeyyü edip sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata tevakkuf sebebiyle güya tasarruf ediyor. Şimdi aslında devam ediyor da biz devam edelim mi şuradan? Ene yani ene'ye girdi. Bu bizim ene 7 tanımasının manası var. Bir tanesi ene, enaniyetle eneyi karıştırmamak lazım. O benlik var ya ben, ene yani benim gömleğim diyen, o ben diyen, benim atletim ben diyen, benim bedenimdeki ben diyen, bedenin arkasında, benim aklım derken benim ben diyen, benim ruhum kaldırmaz, benim ruhum ağır geliyor, benim ruhum sıkıldı, o ben diyen ben, ruh değil. O eneye kendisine müstakil bir özellik vermiş. Oysa mahluk değil, vacip de değil. Ona bir özellik vermiş, ben benim diyor. Allah'tan kopartmış kendisi, felsefe. Nasıl izah edeceksin ki zaten? Allahsız veya dinsiz onun din ölçü almadan, referans almadan nasıl onları izah edeceksin? Ya. İşte buhar gibi misal buna benzerken o öyle temeyyü edip donmuş. Felsefenin. Sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata tevakkuf sebebiyle güya tasarruf ediyor. Sonra gaflet ve inkar ile o enaniyet de cömert eder. Sonra isyanı. Yani adam Allah'tan koparınca kendisini, bununla kendisini kendisi zannediyor. Akıl benim zannediyor. Felsefecilerin en büyük hatası nedir? Benim aklım derken, benim aklım diyen akıldır diyor, demiş. Akla müstakili bir zattır demiş. O yaratıldı dese yaratıcıya inanacak. Ne dedi biliyor musun müstakil bir zat? O yaratılmadığı için, var olduğu için vardır. O akıl işte. Çünkü bu akılla bu aklı çözemeyeceğin için bu aklınla başlangıcını anlayamıyorsun. Ama akıllılık nedir? Bu akılla bu aklı yapana bağlanmaktır. O zaman anlarız. Yani bu akılla bu aklın kaynağını anlamazsın. Çünkü bu akılla devam ede eder, akıl nerede başlamışsa en son oraya kadar gidersin. Daha geri gidemez mesela bak meyve, geri git tomurcuk, geri git dal, geri git gövde, geri git kök, geri git çekirdek, daha geri git. Gidebilir misin? Yok. Akıl nerede başlamışsa son tekamül olur. E şimdi
Bu akılla aklın kaynağını nasıl anlayacaksın din yoksa? O zaman akıllılık nedir? Akıl, bu aklı, bu aklı yapana bağlamaktır. Zekavet ise bu akılla önündeki dünyayı tanzim etmektir. Bu zekavettir. Yani önündeki dünyayı, zekilik aklın içine bir sıfattır. Yani iyi bir mühendis olabilir, doktor olur, bina yapar, araba sürer, zekavettir. Tilkide de var bu, maymunda da vardır. Değil mi? Tilkide, maymunda, deccalda, Yahudi'de, usta desas ve zeki ve desas diyor, akıllı demiyor. Yakilun, takilun, efele tefekkürün gibi Kur'an zaten ayırt ediyor zekavet. Aklın özelliği nedir? Akıl nedir? Akıl, akıllı insan, aklı verene bu aklı bağlamaktır. O zaman aklı anlarsın. O zaman aklın arkasına geçersin. Bak bir de söylüyorum. Bu aklı verene aklı bağlarsan aklın arkasına geçersin. Yoksa bu akılla tek başına aklın arkasına geçemezsin. Geçemezsin. Peki, vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha, tümâ selâvâ aleyhissalâ.